Sabahınan çıktım yola, sabahınan çıktım yola. Kırşehir'de verdim mola. Yandı bağrım yandı senin elinden. Ses gelmiyor bağla mamam elinden. Evet sevgili seyircilerim, hafta sonu gezmelerine devam ediyoruz. Kırşehir'de bir Kaplıca Oteli'ndeyiz. Kaplıca Oteli çok güzel, ormanın içinde sevgili seyircilerim. Böyle güzel bir nimet yok. Çam ormanın içinde hem Kaplıca'ya gideceksiniz hem de yürüyüşler yapacaksınız, koşacaksınız. Ben yalnız yürüyüşte bir şey söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Gezme yürüyüşü ayrı, spor yürüyüşü ayrı. Şimdi bu gezme yürüyüşü. Geziyorum işte, bu gezme. Tamam, geziyorum böyle dağlara taşlara bakıyorum. Ama siz spor yapacaksanız sevgili seyircilerim biraz tempolu yürümeniz lazım. Bakın böyle. İşte böyle tempo yapmanız lazım ki yürüyüşünüzden fayda olsun. Yoksa o yürüyüşten çok fazla fayda olmaz. Görüyorsunuz hem ellerimi hem kollarımı hareket ettirerek böyle mis gibi çam ormanın içinde nefis kokular arasında, çam kokuların arasında yürüyünüz diyorum. Yalnız biraz tempo yapmanız lazım. İsterseniz hafif böyle koşabilirsiniz. Hafif hafif koşu da yapabilirsiniz. Ama en önemlisi hiç kendinizi yormadan böyle tempo yürüyüş yapmak. Ama her yürüyüşte arada güzel güzel derin derin nefes almak, ciğerlerinize güzel çam kokularını doldurmak, güzel nefes almak, bol oksijenli bir ortamda olduğunuz zaman derin derin nefes alınız, göğsünüzü iyice ciğerlerinizi doldurun sevgili seyircilerim. O zaman sporun çok büyük faydası olur. Gezme güzeldir ama spor yapmak istiyorsanız biraz daha tempolu yürümeniz lazım. Böyle ormanı buldunuz mu kaçırmayın diyoruz. Sevgili seyircilerim, hafta sonu gezmelerine devam ediyoruz. Kırşehir'de bir Kaplıca'dayız. Kaplıca'nın özelliği güzel 42 derecede sıcaklığı var. Esasında 56 derece sıcaklıkta ama dinlendirilerek 42 derece havuza veriliyor. Fakat bu Kaplıca suyunun bir özelliği daha var. İstanbul Üniversitesi'nden alınan rapora göre, İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nden alınan hidroklimatoloji bölümünden alınan bir rapora göre bu suyun içme özelliği de var. Osteoporoza, yani kemik erimelerine iyi geliyor. Demir eksikliğine iyi geliyor. Mide bağırsak sistemlerine faydası oluyor. Mide bağırsak sistemlerindeki hastalıklara, mide bağırsak sistemindeki rahatsızlıklara, probiyotik bozukluklara iyi geliyor. Ayrıca safra kesesi taşlarına, böbrek taşlarına iyi geliyor. Bu suyu bu şekilde aynı zamanda da içebiliyorsunuz sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz mis gibi berrak su. İsterseniz bunu dinlendirir, soğuk olarak verilmişi var, ondan içebilirsin. İsterseniz böyle sıcak olarak da içebilirsiniz. Evet sevgili seyircilerim, neredeyiz? Bir Kaplıca'dayız. Ama Kaplıca'da neredeyiz? Kaplıca'da bir bölüm var ki burada doktor balıklar var. Ne demek doktor balıklar sevgili seyircilerim? Bu balıkların özelliği sizin cildinizdeki ölü hücreleri, ölü dokuları alıyor. Bakın görüyorsunuz, ben şimdi ayaklarımı soktum. Ayaklarıma ne kadar fazla bir şekilde geldiler. Hepsi parmak aralarıma, üstüne, her taraflarını temizliyorum. Böyle küçük küçük ısırıklar yapıyorlar. Küçük küçük oradan dokuları alıyorlar. Hiçbir şey hissetmiyorum ben. Sanki benim ayağımın altına hani vibrasyon yapılır gibi, masaj yapılır gibi bir his var. O kadar güzel bir şey yapıyorlar. Doğal vibrasyon yapıyorlar. Kan dolaşımı hızlandırıyorlar. Biz ne diyoruz? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can gelir. İşte bunları yapıyorlar. Eğer ayağınızda mantarınız varsa, eğer egzamanız varsa, eğer sedefiniz varsa, vücudunuzun hangi tarafında olursa olsun o koyduğunuz yerlere de aynı şekilde bu balıklar gelip orayı temizliyorlar. Bu balıkların gıdası bizim ölü hücrelerimiz, yani cildimizdeki, derideki ölü dokular. İlla bir mantarınız olması ya da bir hastalığınız olması şart değil sevgili seyircilerim. Normalde de ayağınızı koyduğunuzda oradaki dokuları temizliyorlar. Yani peeling yapıyorlar. Bir nevi topuklarınıza peeling yapıyorlar. Hani ponza taşıyla falan arada temizliyoruz ya. Onlara hiç gerek yok. Ya da törpülerle. Görüyorsunuz böyle balıklara yaptırıvereceksiniz. Eğer gittiğiniz Kaplıca'da böyle bir imkan varsa, bölüm varsa muhakkak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii bunların esas anası, atası bizim Sivas'taki Kangal'daki
balıklarımızdır. Ama bunlar da onlardan üretilmiş. Onlar sayesinde burada bunları yapabiliyoruz. İşte görüyorsunuz benim şu anda ayaklarımı ne kadar sardılar. Herhangi bir şey olduğu için değil, normal sağlık ayağı da aynı şeyi yapabiliyor. Bakın daldırdım birazcık ayaklarımı. Parmak aralarıma nasıl giriyorlar sevgili seyircilerim, görüyor musunuz? Bakın şimdi bir de elimi sokacağım sevgili seyircilerim. Elime yapacaklar şu anda, görüyorsunuz. Bakın elime nasıl geldiler. Hemen ellerime başladılar. Görüyorsunuz ellerime yapıyorlar şu anda da sevgili seyircilerim. Uuu, ne kadar çoğaldılar bir anda. Yüce Rabbim neler yaratıyor sevgili seyircilerim. İşte bunlardan fırsatınız oldukça yararlanın. Türkiye'miz bir cennet. Kaplıcalarımız bir cennet. Muhakkak bunlardan faydalanın.